Patatesli böreğimiz için öncelikle hemen bir kabımızın içerisine bir kaşık kuru mayamızı ekliyoruz. Güzelce bir bardak ılık suyumu koydum. Bir bardak da süt koydum içerisine. Yani siz sade süt su da koyabilirsiniz. Bir kaşık tuz koyduk. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledikten sonra güzelce spatula ile karıştırıyorum. Bir tane yumurtamızı da ilave ettik. Dört buçuk bardak un koyacağım. Güzelce bunu karıştıracağım. Yalnız bu hamurumun yarısını kullanacağım. 5-6 beze börek için yarısını kullanacağım. Biraz fazla yoğurdum. Siz bunu yarı yarıda yaparsınız. Tam da yapıp böreğinizi çoğaltabilirsiniz. Hamur bu kadar yani tarif olarak. Bunları karıştıracağım. Ve mayalayıp kenarda bekleteceğim. Mayası geldiğinde güzelce böreklerimizi yapacağız. Üzerine güzel bir silikon kapağımı koyup kapatacağım. Dinlenmeye alıp birazcık mayalanmasını bekleyeceğim. Tam 4,5 bardak un aldı. Orta sertlikte bir hamur olacak. Güzelce elimize bastırdığımızda görüyorsunuz. Patates harcımız için hemen tavamıza bir miktar yağ koyuyoruz. Yine 2 kişilik yapıyorum az bir şekilde. Soğanımı küp küp içerisine bir baş soğanımı doğrayıp birazcık bunun sararmasını istiyorum. Böyle. Hamurumuz bir taraftan mayalanıyor. Sarı da güzelce tavamızda güzel patatesli börek yapacağız hemen. Bunu da rendeliyorum. Patatesimi soydum. Bir kenarda hemen rendeleyeyim. Azıcık sararan soğanımın üzerine rendelediğim patatesimi ilave ediyorum. Bir tane patates. Bu yeter. Hemen acıktınız mı? Hamur da varsa elinizin altında. Bunu güzelce böyle birazcık böyle pişirdikten sonra hamuru hemen açmaya başlayacağım. Hemen reyhan atıyorum. Reyhanı patateste, bulgurda çok yakıştırıyorum. Birazcık toz biber atıyorum. Renk versin diye. Biraz daha şimdilik maydanoz doğrayıp içerisine koyup altını kapatıyorum. Yetişiyor zaten. Birazcık kavrulduktan sonra zaten börekte de pişecek. Bu kadar. Çok basit bir börek tarifi. Herkesin yapabileceği. Umarım beğenirsiniz videomu. Yoğurduğum hamurun yarısını kullanıyorum. Yarısını başka bir şeye. Siz o ölçülerde yarısını kullanabilirsiniz. Böyle. Hemen bezelerimi yapıyorum. Üstünü kapatıyorum. Sırayla açmaya çalışacağız şimdi. Şu boyda hemen bir mandalina kadar beze yapıyorum. Çok büyük taşkın olsun istemiyorum. Açtığımız küçük küçük bezelerimize hemen ne yapıyoruz? Patatesimizi yayıyoruz bu şekilde. Çok güzel oluyor sajda börek. Hemen kapatalım ağzını. Tırnak yardımıyla kenarlarından bastırıyoruz. Şöyle yuvarlak bir şey de elime alırsam hemen şu kenarları da yine bir bezemin üzerine ilave edeceğim tabii ki. Şöyle kenarda dursun. Diğer bezeme hemen patatesini koyayım içerisine. Sacımın üzerine attım. Böyle gördüğünüz gibi hafif de şöyle yağlıyorum ve o da birazcık pişsin, çiğ kalsın istemiyorum.
çeviriyorum böyle yaptıklarımı da. Hemen bir kağıdımın üzerine alacağım şimdi. Arkası önü güzelce pişti. Hemen böyle kağıdımın üzerine alıyorum. Şu şekilde. Şuna da bakayım. Kenarda kaldı biraz. Biraz daha pişsin. Şöyle. Gördüğünüz gibi patates böreğimiz hemen kısa yoldan tertemiz güzelce bir börek tarifi verdim size. Umarım beğendiniz. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilini açın başka videolarda haberdar olmak için. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, benimle kalın diyorum.